Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek araç puanlama sistemi Mesut abi değer endeksinde hepimizin çok merak ettiği bir konuğumuz var. Fiat Egea Sedan. Önce Egea için küçük bir zaman turu yapalım. Büyük bir zaman yolculuğu zaten mümkün değil. Çünkü Egea piyasaya çıkalı şunun şurasında birkaç yıl oldu. Egea'nın kendini ilk gösterdiği yer İstanbul Auto Show. Tarih Mayıs 2015. İlk çıkışını İstanbul'daki fuarda göstermesi gayet normal. Çünkü Egea İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktaki Bursa'da üretiliyor ve buradan yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediliyor. Egea 2015 İstanbul Auto Show'da dünya premierini yaptıktan sonra aynı yılın Ekim ayında sedan kasa olarak Türkiye'de satışa sunuldu. 2016 yılından itibaren hatchback ve station wagon kasa tipleri de satılmaya başlandı. Egea'nın ve yurt dışında Tipo adıyla satılan modelin tüm kasa tipleri, hatta Meksika ve Orta Doğu'da Dodge Neon adıyla sunulan modelin tamamı Türkiye'de geliştirildi ve sadece Türkiye'de üretiliyor. Projenin adı AEGA olarak konmuştu. Sonrasında Avrupa'da Tipo adıyla satılmasına karar verildi. Ama her nedense sadece Türkiye'de aracın adı Egea kaldı. TOFAŞ yetkilileri buna kaçamak cevap verseler de bir kafa karışıklığı, hatta tartışma yaşandığı kesin. Benim yorumum, bir Akdeniz ülkesi olan İtalyanlar Ege Denizi'ni çağrıştıran isimle kendi ülkelerinde araç satmanın zor olduğunu öne sürdüler ve zamanında oldukça başarılı satışlar elde eden Tipo'ya geri döndüler. İtalya'da Tipo olunca doğal olarak tüm Avrupa'da Tipo oldu. Fiat uzun zamandır binekten hafif ticariye tüm modellerinde tek bir platform kullanıyor. Hatta Alfa Romeo ve Jeep modellerinin bazılarında GM ile birlikte geliştirdikleri ve zamanında Opel modellerinde de kullanılan bu altyapı üzerine inşa ediyor. Ancak öyle esnek bir platform tasarlamışlar ki her modele göre ölçüler, dingil mesafeleri değişebiliyor. Egea'da kullanılan platformun bir benzeri Jeep Compass'ta da var mesela. Ama onlarda bile dingil aralığı 2 mm fark ediyor. Eylül 2019 itibariyle Bursa'daki TOFAŞ fabrikasında 4 yılda 600 bin civarında Egea, yani Tipo üretildi. Bunun %75'i başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilirken 150 binden fazla Egea da ülkemizde satıldı. Şu anda Egea en çok satan araç sıralamasında, Türkiye'den bahsediyorum, açık ara önde. En yakın rakibi Renault Megane'ın 2 katından fazla satılıyor. Normal şartlarda yeni nesil bir araç 3. yılında makyajlanıp 6. yaşını doldurduğunda, bilemediniz, 7. yılında değişime uğrar. Egea piyasaya çıkalı 4 yıl olmasına rağmen henüz herhangi bir makyaj operasyonundan geçmedi. Yüzünü eskittiği de söylenemez ama 4 senelik dönem içinde Egea yeni donanımlar eklenerek daha zengin hale getirildi. Egea ailesi 3 benzinli bir dizel olmak üzere toplam 5 motorla üretiliyor. 1.4 Fire atmosferik motorun gücü 95 beygir. Aynı hacimli 1.4 T-Jet turbo motor ise 120 beygir güce sahip. 110 beygirlik 1.6 e-torque benzinli motor da atmosferik. Dizeller ise 95 beygirlik 1.3 ve 120 beygirlik 1.6 ikinci nesil multijet motorlar. Egea sedanlar 1.4 T-Jet turbo benzinli motor dışında diğer 4 motorla satılmaya devam ediyor. En çok sattığı motorsa 95 beygirlik 1.3 multijet. Multijet dizeller sadece 5 kademeli manuel şanzımanla satılırken 1.4 Fire benzinli motorlarda yine sadece manuel ama 6 kademeli şanzımanla alınabiliyor. 1.6 e-torque benzinli motor başlangıçta her ikisi de 6 kademeli düz ve tork konvertörlü otomatik şanzımanla satıldı. Fakat çok az sattığı için bu motor seçeneğinden manuel şanzıman kaldırıldı. Sadece otomatik var. Yine de ikinci elde birkaç tane de olsa manuel vitesli 1.6 e-torque benzinli bulmak mümkün. 1.6 multijet dizel motorsa 6 ileri düz ve yine 6 ileri DCT çift kuru kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor. Müzik.
sıfır kilometre olarak çok satılan araç ikinci elde de çok tutuluyor demektir arkadaşlar. Yani yumurta tavuktan çıkar, tavuk yumurtadan. Bir araç ikinci elde tutulmuyorsa sıfır kilometrede çok satması mümkün değil. Çünkü alanın elinde kalan araba çok satmaz. Egea bu teze en iyi örnek. Her ne kadar büyük kısmı filo satışı olsa da nihayetinde bu araçlar 3 yılın sonunda pazara düşüyor ve ikinci el olarak sen ben alıyoruz. Egea piyasaya çıkalı 3 yılı çoktan geçti. İkinci elde tutulmasa sıfırının bu kadar satması mümkün değil. Tofaş Fiyat tüm Egea modelleri için 5 yıl veya 100 bin kilometre garanti veriyor. Hangisi önce? Dolarsa tabii. Yılda 20 bin kilometreden fazla yol yapmıyorsanız 5 yıl boyunca aracınız için yedek parça ve işçilik ücreti ödemeyeceksiniz. Tabii bu ömürlü parçalar ve periyodik bakım için geçerli değil. Arıza ve tamir için geçerli. Egea'da periyodik bakım maliyetleri de oldukça uygun arkadaşlar. Özellikle Euro 5 olan 1.3 multijet motorun bakımı çok ucuz. Maliyeti en yüksek versiyonsa tork konvertörlü, otomatik şanzımanlı 1.2 e-tork benzinli. Ama benzinli motorların bakım aralığı 20 bin kilometre, dizellerse 10 bin. Türkiye'de geliştirilip üretilmesi ve 50'ye yakın ülkeye ihraç edilmesi sadece ülke ekonomisi için değil, Egea kullanıcısı yani sizler için de önemli bir kazanım arkadaşlar. Çünkü yedek parçalarının çok önemli bir kısmı yine Türkiye'de Türk yan sanayicisi tarafından üretiliyor. Yani yedek parça sıkıntısı olması ihtimal dahilinde değil. Düşünün, 4 senede Türkiye'de 150 bine yakın Egea satıldı. Bu rakam önümüzdeki yıllarda 300-400 binleri bulur. Belki de geçer. Piyasada bu kadar çok araç varken üreticisi, yan sanayicisi yedek parça üretmiyorsa aklından zoru var demezler mi? Servis konusunda da Fiat Türkiye genelindeki 122 servisiyle Renault'dan sonra en çok yetkili servise sahip marka. Bunun yanı sıra sanayi sitelerinde, mahalle aralarında en sık rastlayacağımız özel servislerin başında da Fiat gelir. Yedek parça fiyatları konusunda da Egea en uygun parçalara sahip modellerden biri. Yakıt tüketimi konusunda özellikle 1.3 multijet dizel modeller oldukça başarılı. İstanbul şehir trafiğinde 5 litreyi aşmayan Egea 1.3 multijet şirket filolarının çokça tercih ettiği bir model. Egea yol tutuş kabiliyeti konusunda da başarılı sayılabilecek bir otomobil. Bunlar Egea sedanın artıları, elbette eksileri de az değil. Mesela sürüş konforu ve ses yalıtımı C segment rakiplerine göre zayıf. Yine en çok satan 1.3 multijet ve 1.4 Fire modellerinde arka tekerleklerdeki kampana frenler sınıfında rastlamadığımız eski bir teknoloji. Bu iki giriş seviyesinde kampana kullanılmasındaki maksadın maliyet düşürmek olduğunu da belirtmek lazım. Her ne kadar Egea henüz makyaja girmedi desek de arkadaşlar 2019'da bir işlemden geçti aslında. Mesela dashboard'un üst kısmı 2019 öncesi sert plastikten oluşuyordu. Şimdi tüm seride yumuşak malzeme kullanılıyor. Çünkü 2-3 yaşındaki Egea'ların göğsünde çizilmeler ve trim sesleri duyulmaya başlamıştı. Dizel motorlu Egea'lardan sık şikayet diğer Fiat modellerinde olduğu gibi enjektörlerden geliyor. Çoğunlukla garanti süresi içinde ortaya çıkan bu sorunu Tofaş Fiat yakıt sebepli arıza olarak tanımlıyor ve sorunu ücretsiz gidermeye pek yanaşmıyor. Bu konuda mağdur sayısı hayli fazla. Ancak Opet'in sunduğu pozitif bir hizmet var. Fiat marka araçlar garanti süreleri boyunca yakıtı sadece Opet'ten alırlarsa yakıt güvence sistemi kapsamında yakıttan kaynaklı tüm arızalar ücretsiz onarılıyor. Egea dizellerde sıklıkla görülen bir diğer kronik sorunsa partikül filtresinin erken tıkanması. Özellikle ağırlıklı kullanım ömrü şehir trafiğinde geçen Egea dizeller 50 bin kilometreden itibaren tıkanma belirtisi gösteriyor. Erken müdahale edilip partiküller temizlenmediğinde yüksek masraflar açabiliyor. Egea direksiyonların göbeğindeki hava yastığı kapağı oldukça zayıf, ince bir alüminyumdan yapılmış. Biraz sert şekilde kornaya basmayı deneyenlerin çoğu kapağın yamulmasıyla karşı karşıya kalabiliyor. En çok şikayetin geldiği nokta ise lastik basınç sensörü ışığının sürekli yanması. Sorun giderilse bile aynı gün veya birkaç gün içinde ışık tekrar yanıyor. Kullanıcı eğer titiz biri ise sürekli lastik havalarını kontrol etmek zorunda kalabilir. Tam tersi de söz konusu. Pek çok kullanıcı ışığın kendinden sebep yandığını düşünerek lastikleri kontrol etme gereği duymuyor ve havası inik lastikle kilometrelerce yol alıp farkında olmadan kendisini tehlikeye atabiliyor.
çarpışma güvenliği konusunda Egea rakipleriyle kıyaslandığında biraz geride kalıyor. 2016 yılından itibaren Euro NCAP araçları hem standart hem de güvenlik ekipmanlarıyla ayrı ayrı değerlendirmeye başladı. Ama esas olan standart ekipmanlar diyor. İşte Egea bu noktada epey zorlandı. Neredeyse tüm yeni nesil rakipleri 5 yıldız alırken Egea standart ekipmanlarla 3 yıldızda kaldı. Opsiyonel güvenlik paketiyle aldığı yıldız sayısı ise 4. Evet arkadaşlar, Egea Sedan daha birkaç yıllık model olmasına rağmen sorunların erken baş gösterdiği bir araç. Bizim elimizdeki veriler bunlar. Kullanıcı olarak sizin yaşadığınız deneyimlerde tabii ki çok önemli. O yüzden lütfen bir Egea Sedan kullanıcısı olarak neler yaşadığınızı bizimle ve herkesle yorum bölümünde paylaşın. İşte bunlar da Araba Değer Endeksinden aldığı Egea'nın puanları. Puan tablosunu ve ayrıntıları görmek için eğer indirmediyseniz telefonunuz veya tabletiniz Android ise Google Play'den, iPhone ise App Store'dan Mesut abi Araba Değer Endeksi uygulamasını indirin. Ücretsiz olarak elde edeceğiniz jetonlarla istediğiniz arabanın puanlarını inceleyin. Puanları nasıl aldığını puan tablosunun altındaki inceleme kriterleri butonuna basarak öğrenebilirsiniz. Eğer bir Egea almayı düşünüyorsanız veya bir Egea'nız var ve ona uygun lastik, yağ ya da akü almak istiyorsanız nereden alabilirim tuşuna basıp ilgili butonu tıklayabilirsiniz. Eğer bir Egea almak için krediye ihtiyacınız varsa ya da sigorta yaptırmak isterseniz de yine ilgili butona basıp teklif isteyebilirsiniz. Tabii Egea veya başka herhangi bir ikinci el araç almak istediğinizde yapmanız gerekeni biliyorsunuz arkadaşlar. Güvenilir bir ekspertiz servisine göstermek akıllı adam işi. Adı üstünde TÜVSÜT D-Expert. Asırlık deneyim. Daha güvenilirleri var mı? Egea için söyleyeceklerimiz bunlar. Merak ettiğiniz diğer araçların puanlarını öğrenmek istiyorsanız yine sadece bu uygulamada Mesut abi Araba Değer Endeksinde bulabilirsiniz. Unutmayın, otomobil piyasasının gündemini bundan böyle Mesut abi Araba Değer Endeksi puanları belirleyecek. Bir başka araç incelemesinde buluşmak üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar.